Şimdi herkes istiyor ki bir an önce Mehdi çıksın, İslam dünya hakim olsun. Eğer olursa Mehdi gider zaten ondan sonra. Yani o zaman zaten çok kısa hakimiyet. 7 veya 9 sene dünya hakimiyet. O da sırf Cenab-ı Allah verdiği sözü yerine getirmek için yapıyor. 7 dokuz. Yani Mehdi'nin kalmasının bir anlamı kalmıyor. Çünkü imtihan edilmiş. İmtihanı bitmiş. Çile çekmiş, acı çekmiş, hepsini yapmış. Refaha ermiş artık. Zekat verecek adam yok. Sadaka verecek adam yok. Tebliğ yapılacak kimse yok. Herkese anlatılmış. Hiçbir şey yok. Ne yapacaksın? Gez, eğlen, iç. O zaman Allah asıl yere götürüyor o zaman. Yani buradaki eğlence de eğlence yok. Allah diyor ki ben şanıma uygun yaparım diyor. Ne yiyeceğinde bir esaslılık vardır. Ne eğlencesinde bir esaslılık vardır. Ne başka şey, ne bileyim. Allah ben seni asıl yerine götüreyim diyor o zaman. Asıl vaat ettiğim yere götüreyim diyor. Çünkü mesela Bediüzzaman diyor fazla kalmaya niyetli olmayın diyor. Tiksindirirsiniz diyor. Melekleri diyor. Çünkü zaruri kalmanızı güzel bulurlar diyor. Ama cennete göre çok çok kötü olduğu için buradaki hayat tiksindirirsiniz diyor böyle zaman. İkrah ederler diyor. Yani kalma arzunuz olursa diyor. Yani öyle bir şey olmasın diyor. Yani Allah istedi mi hemen gitme arzusu içerisinde olun diyor. İnşallah. Efendim şimdi hal edecek bir şey. Bak hiç kimse ummuyor falan da. Var gücüyle herkes debeleniyor Mehdi konusuna karşı. Evet. Yani acayip bir yelpaze oluştu. Anti-Mehdi bir yelpaze oluştu. Ya kardeşim böyle bir kişinin bile direnmesinin durması lazım Mehdiyet'in. Küçük bir cemaatin direnmesinin bile durması lazım. Çığ gibi gelişiyor. Yani hükümet alenen Mehdi ruhuyla hareket ediyor. Alenen. Açıkça yani. Birebir. Orta Doğu direkt Mehdiyet'e göre dizayn oluyor. Tarifi yok. Mısır mesela bak tam Mehdiyet'e oturuncaya kadar o sistem, Mısır durulmuyor. Mesela Suriye durulmuyor. Suriye'yi Allah sürekli sarsıyor. Tam Mehdiyet'e göre dizayn edilmeden Suriye'nin durması mümkün değil. Bütün dünyada öyle. Mehdiyet'e göre dizayn olmadan Mehdi'nin yani dünyanın durması mümkün değil. Yanardağlar patlıyor, depremler oluyor, kavgalar çıkıyor. Sürekli hareket halinde dünya. İllaki dediği olacak dünyanın. İllaki Allah'ın dediği olacak. Dünya da bir varlık olduğu için o şekilde söylüyorum. Çünkü ona da Allah şuur veriyor. Dünyaya da şuur veriyor. Bediüzzaman diyor dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın göğe ref edilmese dünya artık divane olur diyor. Aklını kaybeder diyor. Evet. Yani şuurunu kaybeder dünya diyor. Yani artık o itidalini, o düzgün hareketlerini hepsini kaybeder diyor. İzni ilahiyle de başını başka bir seyyareye vurur diyor. Ve bu şiddetli müsaademe sonucunda diyor kıyamet kopar diyor. Şuurunu kaybeder diyor çünkü. Yani her şeyi Allah şuuru yaratıyor. Buna da Risale-i Nur'da Bediüzzaman dikkat çekmiş. Bak Fethullah Hoca cemaatini uyardım. Dedim ki bak Risale-i Nur'dan uzaklaştınız dedim. Kaç yıldan beri anlatıyorum. En sonunda bak her yerde cayır cayır Risale-i Nur okutmaya başladılar. Evet, maşallah hocam. Dershanede değil mi? Alenen göstertiyorlar. Artık mesela lemaları okutuyoruz diyorlar. İşte meyve risalesini, diğer risaleleri okutuyoruz diyorlar. Alenen televizyonda göstertiyorlar. Bu da Mehdiyet'in bir başarısıdır. O Fethullah Hoca cemaati zaten bir Mehdi cemaatidir. Yani Mehdiyet'e zemin hazırlayan. Belki Cehcah cemaati, belki Kahtani cemaati ama Mehdi döneminde o tarz isimlerde çok fazla insan Mehdi'ye hizmet edecek. Belki Kahtani ekibi, belki Cehcah ekibi başka bir ekip. Aynı dönemdeler Mehdi'yle. Hepsi Mehdi'ye hizmette mükellef diyor. Vakit yok zaten. Diyor ki ondan sonra şu gidiyor. Vanlısı vakit mi var 70 yıl içerisinde? Senin saydığın listeye göre imkansız. Değil mi? Evet, vakit evet, yok ki 70 yıl var. Zaten bir insan ömrü 70 yıl. Hepsi bitecek bu süre içerisinde. Bitti artık dünya. Herkes bunun farkında bak. Şimdi bak bu Alişan
O da farkında Mehdiyet konuştu. Mesela babası da farkında. Hepsi farkındalar. Masonluk farkında. Önümüzdeki günlerde yine öyle kafileler halinde masonluğa girecekler. İnşallah. İnşallah. Bugün Alişan'a Musevilerin getirdiği o tarihi Tevrat'ı gösterttim. İnşallah 150 yıllık el yazması Tevrat. Role halinde büyük hediye olarak getirdiler bana. Çok değerli bir Tevrat. Efendim. Bir de Mason mabedinde yaklaşık 200 yıllık Hazreti Süleyman'ın sandığının bir kopyası yapılmış, bir kopya, minyatür bir kopyası. Locadan alıp getirmişler, tarihi locadan Masonlar. Maşallah. İnşallah. Onu gösterdim. İnşallah.